Merhaba, nasılsınız Taran Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi, sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor valla, toplantıdan çıktım şimdi. İyi. Böyle koşturuyoruz. Efendim, bugün konuya gireceğim de sizi üzen bir gelişme oldu galiba. Bir gazetede evet, bir haber çıktı. İşin aslını öğrenebilir Sorma. Miyiz? Yok, şöyle biz zaten arkadaşça hepimiz oradaydık. Sevgilim de dahil olmak üzere. Sonra akşam hep birlikte eğlendik. Sonra da evlerimize döndük. Zaten bir senedir bir sevgilim var. İlişkim devam ediyor güzel bir şekilde. Evet. O yüzden söyleyebileceğim şeyler bunlar. Peki o haberi yapan insanlara mesajınız nedir yani? Aramaları şey yapıyorlar. Söyleyebileceğim şey yok ama biraz tatsız oldu. Ama yapacak bir şey yok yani. Peki. Ben şimdi açıklık getireyim de. Evet, evet. Gazetelere konuştunuz, televizyonlara verdiniz şu anda. Onun dışında neler yapıyorsunuz önümüzdeki günlerde? Önümüzdeki sene çok güzel yeni projeler geliyor. Öyle koşturmaya devam işte. Ondan sonra yeni bir marka oluşturdum bu sene içerisinde. O da önümüzdeki Mart çıkacak. Öyle tatlı tatlı şeyler. Dizilerde görecek miyiz efendim sizi, böyle teklifler geliyor? Vallahi bilmiyorum. Pek sıcak bakmıyorum o konuda. Evet. Ve sunuculuk yapmak vesaire, o tarzda şeyler daha hoşuma giden bir şey olduğu için o yolda devam etmeyi sürekli istiyorum. Sürekli mi olacak bu, yoksa ileride değişebilir mi fikriniz yani? Vallahi hiçbir şey demeyeyim ama değişebilir her an, ama şu an böyle gözüküyor. Evet, sosyal medyada bir haber çıkmıştı daha önceden. Yani böyle kendi içsel deneyimlerinizi yaşamak adına sosyal medyadan uzaklaştığınız falan yönünde de haberler çıktı. Şu anda bayağıdır uzaktayım evet, farkındaysanız. Evet. Böyle çok yoğun bir süreçten geçiyorum iş konusunda. O yüzden ona bir zaman ayıramadım. Zaten kendimde sürekli işte kamplara gidiyorum. Bu şu geliştirmekle meşgulüm. Böyle daha zamanı değil ama önümüzdeki sene yeni kullanmayı düşünüyorum. Şimdi ara sıra işim varsa kullanıyorum, yoksa... Size kattığı şeyler nelerdir, ya da sosyal medyayı doğru kullanmak adına insanlara mesajınız neler olabilir? En son olarak onu soralım. Ya şöyle, şimdi sosyal medyayı kullanmak bence şey için yapmamız gerekiyor. Hani gerçekten bir şey paylaşmak istiyorsak, hani insanlara bir şey öğretmek adına, onun için kullanalım. Ama işte çanta, o şu bunu göstermek için kullanmak bence yanlış bir şey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi günler.